Fakat bir istisna hariç, eğer Mansur Yavaş'ı, gerçekten Mansur Yavaş'ın gölgesi düşerse, biri de Mansur Yavaş'ın adayı gibi görülürse, evet. o sempatiyi kurultaya taşırsa, işte, i̇şte o zaman şey. Peki, hava değişebilir. Soru, Mansur Yavaş bunun için çabalıyor mu? Şu an görülür de hayır. hayır. Ama İYİ Parti'de yani, böyle bir izlenim var. Hayır, falan. İYİ Parti'de böyle bir arzu var. De İYİ Parti'de bu yönde bir çaba var, arzu var. Mansur Yavaş'ın da ben buna kayıtsız kalacağını zannetmiyorum. Evet. Çünkü. Yani o da kayıtsız kalmaz. Yani gidip İyi Parti'nin başına geçmez. Ama İyi Parti'nin Mansur Yavaş'ın isteği doğrultusunda e, biçimlenmesini neden istemesin ki? E, kaldı ki zaten Meral Akşener köprüleri attı aşamaya kadar e, bir anlaşma metni hazırlanmıştı. 25 ilçeden 20'si İyi Parti'ye kalıyordu. Evet. Yani aynı ekiplerle Mansur Yavaş CHP'de yaptı zaten e, bunu. Dolayısıyla bu böyle şekilleri. Bu arada İyi Partide ciddi istifa sesleri var. Yani mesela benim yarın köşemde yer verdim ve görüştüğüm bir İyi Partili yetkili var. Onun dediği şu: Biz diyor ayrı aday çıkarıp. Yani o diyor ki bence Meral Hanım istifa etmelidir. Fakat istifa edeceğini düşünmüyorum. Bence aday olacaktır. Neden istifa etmelidir diye sorduğumda kendisine dedi ki biz ayrı aday çıkarabilirdik. Bunu makul biçimde de izah edebilirdik. Fakat Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na ve Özgür Özel'e karşı bu kadar anlamsız ve şedid bir dili neden kullandık? Özellikle ee, İstanbul, Ankara biz, meselesi. Evet. bizim, seç, biz, bizim seçmenimiz AK Parti karşıtı. Erdoğan karşıtlığı bizde CHP'den daha fazla. Biz şimdi AK Parti karşıtlığı dururken neden bu denli CHP karşıtı olduk? Ben de ona neden oldunuz diye sordum. Ya Meral Akşener'in bu dönüşünün sebebi nedir? Dedi ki bireysel bir öfke de olabilir geçmişten kaynaklı bireysel bir öfke. Fakat kendince bir eksen değişikliği de olabilir. Fakat bu partinin çaycısını bile öbür tarafa götüremez. Bu sözde Meral Akşener'e aittir diyor. Dedim ki ee, Meral Akşener diyelim aday oldu ne olur seçilir dedi. Seçilmesinde bir engel olmaz. Fakat seçilirse ne olur dedi. Yani seçilmesi hiçbir şey değiştirmez. Ee, sonuza etki eder mi dedim. Dedi ki yani yeni bir hikaye yazmamız lazım. Yeni bir hikaye yazmamızı da zor görüyorum. Yeni bir hikaye bir şart altında yazılır. O da Mansur Yavaş rüzgara eserse yazılır. O durumda gerçekten de yani şu an objektif olarak bakıyorum. Mansur Yavaş, biri o Mansur Yavaş adına onun selamıyla İyi Parti kurultayında e, ortaya çıkarsa o kongrede dengeleri değiştirebilir. Fakat ben şu saatten sonra Meral Akşener'in e, yani e, yeni bir hikaye yazabileceğine ihtimal vermiyorum. Ee, ancak İyi Parti'nin doğrulma ihtimalinin az önce söylediğim Mansur Yavaş rüzgarının esmesiyle mümkün olacağını şey zannediyorum. Falan. Bu arada, Hı. bu arada şimdi uzak senaryoyu, şey uzak lazım. senaryoyu söyleyeyim. Yani şimdi bak, ben eğri, oturup doğru düşük eğri oturup doğru konuşalım. Mali düşük görüyorum İsmail. oturup doğru konuşalım. Murat Çelik neyi düşük görüyorsun? Şimdi, şu aşamada yani zamanlama olarak orta vadede elbette İyi Parti'nin başına geçme ihtimalini de konuşuruz Ankara'da Mansur Yavaş'ın ama şu aşamada Mansur Yavaş'ın ee, o senin tabirine İyi Parti Kongresi'ne gölge düşürmek isteyeceğini çok tahmin Hayır, etmiyorum. Hayır ben gölge yani, düşürmek başka Yavaş bir şey Yavaş'ın vekili gibi bir aday çıkarmayı tercih edeceğini düşünmüyorum ben, şu aşamada. Ben yani gölge düşürmek aslında başka bir anlam içeriyor. Ben onun gölgesinin düşmesiyle kastım varlığını hissettirmesi. Gölge düşürmek yani o çok olumsuz anladım, bir anlamda. Anladım anladım onu anladım. Ha, gölgesinin ben de düşmesi, diyorum ki bundan şu aşamada imtina eder. Kendisi Benim imtina Mahsul eder de. Yavaş şu aşamada imtina eden. Doğru Neyi doğru. Bence de öyle. Bence de öyle ama İyi Parti'deki mevcut aday yadaylar arasında bilerek konuşuyorum. Bu çabada olanlar var ya var, da var. böyle iletişim kurmak isteyenler var ha, ben biliyorum. Ayrı. Var. Ve Mansur Yavaş'ın çevresi de olan biteni izliyor. Onu da biliyorum. Orta vadede ben zaten yarın olur demiyorum hele Mansur Yavaş'ın bu partinin başına geçmesini mümkün görmüyorum. Çünkü Mansur Yavaş belediye başkanının son ana kadar yapacaktır. Fakat o son an neresi? Mansur Yavaş dedi ki, iki dönem yeter dedi. Bu siyasetten kopacağı anlamına gelmiyor. Mansur Yavaş 2028'in bence Allah kaza bela vermezse, Allah uzun ömür versin. Doğal Cumhurbaşkanı adayı. Evet. Bir diğeri de İstanbul'da. Aynen öyle. Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla potansiyel Cumhurbaşkanı adaylarının yakın bir gelecekte yapacağı siyasal e, tercihleri dair bir okuma yapıyorum. Evet. Öyle bir vadede İyi Parti seçeneği e, ee, Mansur Yavaş'a Mansur Yavaş'a, İYİ Parti'ye sıcak gelir. Bu da doğaldır yani. Tek, bir cümle, bir cümle, olayım, cümle Profesör Doktor Sezgin Çelik diyor. Aslında bunu bekliyor. Yani normalde makul bir siyasetçinin gerçeklerle temas kurmuş bir siyasetçinin bu tablo ışığında istifa etmesi beklenir. Ya daha ne zaman istifa edilir ki? Ben anlamıyorum. Yani mesela yüzde onu oy almışsınız, değil mi? İyi, ben daha önce aynı örneği verdim. Tansu Çiller istifa ettiğinde D DYP kaç oyda kalmıştı? Hatırlayan var mı? 0.2 altında mıydı? mıydı? Yok. 9.8 ile istifa 9 9 etti. 9.9 ile istifa evet. etti. Yani, yani barajın 0.2 puan altındaydı. Evet. 6'daydın. Barajdan miyim? bir parmak aşağıdaydı. Evet. İstifa etti gitti. ANAP %6 civarında bir oyla istifa edip gitti. Deniz Baykal 99'da 5.5-6 civarında bir oyla istifa edip gitti. Yani Tansu Çiller'in %10'luk barajın bir parmak altında oy almasıyla istifa e, ettiği e, bir siyasi alanda Meral Akşener partisini 10, 10 puandan 3,5'a geriletmiş, barajın yarısına indirmiş e, e, ve adeta hazine yardımı alamayacak hale getirmiş. Buna rağmen istifa etmiyor. Etrafıma sorayım diyor. Yani... Ben şaşırıyorum. Onlar eski Türkiye'deydi İsmail. bir şey soracağım. Mesela bak Ordu, Ordu ve Nevşehir örneğini vereyim. Şu an o İyi Parti Nevşehir Belediyesi'ni aldı. Ordu'da da halen sayım sürüyor, itirazlar sürüyor ama orayı da orada ciddi bir oy aldı. Nevşehir'deki belediye başkanı Rasim Arı AK Parti'den geçme. Enver Yılmaz AK Parti'den geçme. Enver Yılmaz önce AK Parti'den aday yolu gösterilmek istendi, olmadı. Yeniden refahta şansını denedi, olmadı. En son iyi Parti karar kıldı. Ya bu Rasim Arı'yla Enver Yılmaz aday olmasalardı İyi Parti 3'ün altına düşüyordu ya. Hazine yardımı da alamayacak hale geliyordu. Yani şimdi başka ne zaman istifa edilir? ben anlamıyorum. Ya Meral Akşener istifa etmesi için İyi Parti'nin sıfır mı çekmesi lazım? Ya ölçü nedir? Şimdi diyor ki etrafıma bir sorayım. Etrafındakiler zaten Meral Hanım'la beraber parti göçülme aşağı yuvarlayanlar. Ne soruyorsunuz? Onları zaten sorsanız derlerdi ki Meral Hanım yapmayın. Bu seçimde ayrı aday çıkarmayalım derlerdi. Şimdi dolayısıyla böyle bir süreç işletiliyor ama bu arada ayrı adaylar çıkacak. Neyse ki dün sorumluluk sahibi biri kalktı istifa etti. Burak Kavuncu. Artık o da etsin tabii. Ben yani İstanbul'da o yüzde sekiz. Oyu düşürmüş 0.6'ya düşmüş. Yani onu da pek kabahat değil ama 0.6'ya düşmüş. Yani bu saatten sonra ben başardım diyemeyeceğinize göre o istifa etti. Nihayet biri sorumluluk aldı da ben teşkilat başkanlığından istifa ediyorum dedi. Burak Bey de istifa etti herhalde. Ya o ondan sonra Burak istifa etti. Evet. Şimdi evet. bir şey söyleyeceğim. Yani Ama Burak Avuncu'nun açıklamaları Burak Avuncu çok Avuncu'nun daha sert. Açıklaması... Burak Avuncu'nun açıklaması... Burak, Burak... Mert... öz eleştiri vardı. Burak evet. Burak genel başkanı bizim yanında indi. Öz eleştiri vardı. Aslında kendisinin istifasıyla başka davetiyelere bir e, ışık tutma vardı. İyi Parti'de bugün itibariyle iki tane grup var. İki tane grup var. Biri İYİ Parti eşittir Meral Akşener diyenler. işte bu, Burak Ak Efendim e, e, şey e, bu, e, CHP e, Parti'nin Muğla adayı unuttum beyefendi. Yok Muğla o AK Parti Muğla adayı unuttum geri adı aklıma. E, yani böyle eski Bodrum İYİ Parti Belediye Başkanı Bodrum Belediye Başkanı adayı gibi e, Meral Akşener eşittir İYİ Parti deyip Meral Akşener e, yani burayı herhalde siyasi bir yatır görenler bir o grup var. Bir de Meral Akşener, Meral, Meral, Akşener İYİ Parti'den büyüktür diyenler. Bir de böyle bir grup var. Bunlar da diyorlar ki biz 8 yıllık bir hareketiz, 6 yıllık partiyiz. Bu iş Meral Akşener'le başlamadı. O da onlardan biriydi. Biz onlardan bir yüz diyenler. Bunlar, tabii bu arada başka aday adayları da var. Burak Avuncu potansiyel aday adayı. Uğur Poyraz Poylaz, potansiyel aday adayı. Kürşat Zorlu. Kürşat Zorlu potansiyel aday adayı. Metin Ergun'u Ergun Ergun söylüyordum Ergun, az önce. Metin Ergun. Şimdi Aydın Bil e, e, Bilge, Bilge, Yılmaz, neydi? Bilge. Bilge Yılmaz potansiyel Bilge. adayı. Koray Aydın var. E, Koray Aydın potansiyel aday adayı. Tolga Akalın potansiyel aday adayı. Bunlardan e, Mustafa işte, Erbiş oldu. falan. Erbiş oldu aday olacağını zannetmiyorum çünkü o dün toplantıda e, Meral Hanıma devam etmelisiniz görüşünü savundu. Koray Aydın aday olabilir. Tolga Akalın olabilir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu yani bunlar arasında Burak Kavuncu daha müstakil. Uğur Poyraz bu partinin çizgisine göre daha merkez sağ. Bilge Yılmaz daha liberal, daha yüzü CHP'ye dönük figürler. E, fakat Koray Aydın ve Tolga Akalın ülkücü orijinden gelen kurucu kadrodan. Bunlar e, bunlar bu e, 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 eğer aday olurlarsa bunlarla biz kaçılmaz olarak Mansur Yavaş arasında bir bağ göreceğiz. Tekside bir, bir değil ama, gerekiyor. Değil Devam, Devam ikisi, edeceğiz bir yani. ara. İyi e, Parti ben nerede kaldım? İsimleri saydın. Şey, iki... Evet yani, aday, yani Tolga şey. Kalınla Kalın Koray Aydın eğer Hı, aday olurlarsa Bey. muhtemelen aralarında Mansur Yavaş'la bir köprü olur. Çünkü bu isimler İyi Parti'de son ana kadar Mansur Yavaş'a destek verilmesi gerektiği görüşünü savunanlardı. Ve en son onlar itiraz ediyordu bu işlerde. Var başkaları da var da Mesela Ayşe Sucu da var onu da söyleyeyim. Ama bunlar son ana kadar... Mansur Yava, yani hiçbir yerde olmuyorsa da Mansur Yavaş'a destek verelim diyenlerdi. Şimdi onlar eğer bunlardan biri Tolga Akalın ya da Koray Aydın aday olursa muhtemelen Mansur Yavaş'la aralarında bir diyalog kurulur. Yani bunlar kurmak ister. Gerçi ben e, e, İYİ Parti'den istifa eden e, ve Mansur Yavaş'a yakın Yüksel Arslan'la konuştum ona sordum. Dedim siz nasıl bakıyorsunuz? Biz de diyor uzaktan izliyoruz. Gelişmelere bağlı olarak biz de. Ee, yani bir karar alırız ama şu an bir dahlimiz yok dedi bana. Fakat e, kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an İyi Parti'nin Ankara örgütü bütünüyle Mansur Yavaş'ın yanında. İlçe başkanlarıyla, yöneticileriyle hepsi. Şimdi Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan zaten Portaş'ın başındaydı. Ondan önce de Ankara Kurucu İl Başkanı'ydı. Yüksel Arslan, Mansur Yavaş'ın arkadaşı. Hepsi Yani şu an e, İYİ Parti Ankara Mansur yavaşla beraber zaten Mansur Yavaş'a bir sempati de var. Ve dolayısıyla İyi Parti kurultayında İyi Parti'nin kurultayında Meral Akşener'i bu tabloda görülürdü kimse devre. Dün İyi Parti'nin e, İyi Parti'de böyle e, abilerden ablalardan oluşan bir topluluk işte bir araya geldi. Yani partinin o esnadı Tam o da değil aslında. Yani o kurulda olmayan insanlar da vardı. İşte bir kısmı işte Koray Aydın, e, Cihan Paçacı, e, Musavat Müsavat Dervişoğlu, Ayşe Sucu, e, Ünzile, Ünzile Musa ismi Ünzile Hanım. Üzile Yüksel. Ünzile Yüksel, Ayfer Hanım bu gibi Ayfer Yılmaz gibi isimler toplanmışlar ve Meral Akşener onların süreçle ilgili fikrini sormuş. Bunlar arasında benim duyduğum kadarıyla Koray Aydın ve Cihan Paçacı çekilmesi, istifa etmesi gerektiği görüşünü savundular. Diğerleri ise kalması gerektiği yönünde görüş bildirdiler. Meral Akşener şimdilik eğilim yoklaması içerisinde. İşte zannedersem yarın milletvekilleriyle, bugün ya da yarın milletvekilleriyle görüşüyor. Ee, işte yarın milletvekilleri. herhalde yarın milletvekilleriyle önümüzdeki günlerde partinin diğer katmanlarıyla görüşecek. Hoş. Ben anlamadım ya yani ne görüşecek ki yani. Milletvekilleri illaki kal diyecek. Ya büyük ekseriyetle kal diyecektir. Çünkü Meral Akşener, Meral Akşener e, özü başına kararını kime oylattı ve kimden onay aldıysa onlar kendisine hayır efendim siz kalmalısınız diyecektir. Bu aynı kurul e, yani Ay özü başına girmeliyiz kararına el kaldıran evet diyenlerin dikkate değer bir bölümünün İyi Parti'de konum sahibi olmasının tek sebebi Meral Akşener. Başka türlü onlar İyi Parti gibi bir partide ancak üye olurlardı. Meral Akşener onları makam mevki sahibi yaptığı için onlar da bu karara evet dediler. Yoksa siyaseten öngörüsü olan e, bir vatandaş bu seçimin İyi Parti'nin ayrı aday çıkaracağı, kendisini kantara çıkaracağı seçim olmadığını görür. İktidara karşı büyük bir toplumsal dalga var, muhalif dalga var. Bu muhalif dalganın üzerine oturmak varken ona karşı gelmenin İyi Parti'yi parçalayacağını görür. Fakat kendilerini bir kendileri birbirlerini bir süredir haklı gören bir kapalı devre e, hayat yaşadıkları ve bir yankı odasında bulundukları için etraflarında olan bitire kayıtsız kaldılar. Meral Akşener'i memnun etmek için el kaldırdılar ve beraber partiyi uçurumdan aşağı yuvarladılar. Şimdi aynı grup, varlıklarını Meral Akşener'e borçlu olan bu grup ki bunların birçoğu da aday bile olmadı. Çünkü siyasetle gerçek bir ilişki bile kurmuş değiller. bunlar Meral Akşener'e ama efendim, yaman efendim, siz siz İYİ Parti ne yapar efendim diyerek onu kalmaya ikna edeceklerdir. Ve zaten Meral Akşener de aslında bunu bekliyor yani normalde makul bir siyasetçinin gerçeklerle temas kurmuş bir siyasetçinin bu tablo ışığında istifa etmesi beklenir. Ya daha ne zaman istifa edilir ki? Ben anlamıyorum. Yani mesela yüzde onu oy almışsınız, değil mi? İyi ben daha önce aynı örneği verdim. Tansu Çiller istifa ettiğinde DYP kaç oyda kalmıştı? Hatırlayan var mı? 0.2 altında mıydı? Yok. 9.8'le istifa, 9, 9, 9 .9 istifa evet, etti. 9.9'la istifa etti. Evet. Yani barajın 0.2 puan altındaydı. Evet, barajdan bir parmak aşağıdaydı. Evet. İstifa etti gitti. ANAP %6 civarında bir oyla istifa edip gitti. Deniz Baykal 99'da 5.5-6 civarında bir oyla istifa edip gitti. Yani Tansu Çiller'in %10'luk barajın bir parmak altında oy almasıyla istifa... Ee, ettiği e, bir siyasi alanda Meral Akşener partisini 10, 10 puandan 3.5'a geriletmiş. Barajın yarısına indirmiş. E, e, ve adeta hazine yardımı alamayacak hale getirmiş. Buna rağmen istifa etmiyor. Etrafıma sorayım diyor. Yani ben şaşırıyorum. Onlar eski Türkiye'deydi İsmail. Ee, bir şey soracağım. Mesela bak <laughs> ordu, ordu ve Nevşehir örneğini vereyim. Şu an o İYİ Parti Nevşehir Belediyesi'ni aldı. Orada da halen sayım sürüyor, itirazlar sürüyor ama orayı da orada ciddi bir oy aldı. Nevşehir'deki belediye başkanı Rasim Arı AK Parti'den geçme. Enver Yılmaz AK Parti'den geçme. Enver Yılmaz önce AK Parti'den aday yolu gösterilmek istendi, olmadı. Yeniden refahta şansını denedi, olmadı. En son iyi Parti karar kıldı. Ya bu Rasim Arı'yla Enver Yılmaz aday olmasalardı, İYİ Parti 3'ün altına düşüyordu ya. Hazine yardımı da alamayacak hale geliyordu. Yani şimdi başka ne zaman istifa edilir ben anlamıyorum. Ya Meral Akşener istifa etmesi için İyi Parti'nin sıfır mı çekmesi lazım? Bak ölçü nedir? Şimdi diyor ki etrafıma bir sorayım. Etrafındakiler zaten Meral Hanım'la beraber parti güçlüğünden aşağı yuvarlayanlar. Ne soruyorsunuz? Onlara zaten sorsanız derlerdi ki Meral Hanım yapmayın. Bu seçimde ayrı aday çıkarmayalım derlerdi. Şimdi dolayısıyla böyle bir süreç işletiliyor ama bu arada ayrı adaylar çıkacak. Neyse ki dün sorumluluk sahibi biri kalktı istifa etti. Burak Kavuncu. Artık o da etsin tabii. Ben yani İstanbul'da o oy %8 oy düşürmüş 0.6'ya düşmüş. Yani Onun da belki kabahat değil ama 0.6'ya düşmüş. Yani bu saatten sonra ben başardım diyemeyeceğinize göre o istifa etti. Nihayet biri sorumluluk kaldı da ben teşkilat başkanlığından istifa ediyorum dedi. Burak Bey de istifa etti herhalde. Ya ondan Burak sonra istifa etti. Evet. Şimdi evet. Bir şey söyleyeceğim. Yani... Burak Kavuncu'nun açıklamaları Burak çok daha sert. Açıklaması... Burak Kavuncu'nun Burak... açıklaması Mert... öz eleştiri vardı. Burak Kavuncu her başka bir dünyada indirerek ayrıldı. Öz eleştiri vardı. Aslında kendisinin istifasıyla başka davetiyelere bir ıı, ışık tutma vardı.